Kurban ibadet, paylaşmak kardeşliktir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Kurban alışverişinde neden Carrefour'u tercih ettiniz? Bir kere ortam hijyenik, veteriner kontrolü var. Kurbanlıkların hepsi yerli besi. Kasaplar işindeydi. Her şey dinimize uygun. Üstelik 12 taksit ve bir ay erteleme fırsatı var. Ayrıca kolili kurban satışlarında Carrefour Access sahiplerine anında 100 lira indirim. 20 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kayadayız şu anda. Lipton olarak buradayız. Çayımızın kalitesini daha da artırmak için sürdürülebilir çay tarım projesini başlattık. Bu projede Vodafone'un bize büyük katkısı oldu. Bizim için bir tablet uygulaması geliştirdiler. Bu uygulama sayesinde tarlalardaki konum, eğim ve yükseklik gibi bilgileri anında değerlendirebiliyoruz. Projemiz kapsamında toprağın verimliliğini artırmak ve çayın kalitesini geliştirmek için 15 binden fazla çiftçiye eğitim verdik. Sürdürülebilirlik demesi zor ama Vodafone'un uygulaması çok kolay. İşinize özel teknolojiler ve geleceğe değer katan akıl kârı çözümler Vodafone iş ortağında. Dokuz çocuğu var annemin. Ben son çocuğum. Babam 60 yaşındaymış ben dünyaya geldiğimde. Hatta annem anlatırdı. Çok utanmış o yaşında çocuk. Hamile kalınca düşürmek için çok uğraştım diyor. Sonra da dua ederdi. İyi ki düşmemiş. Para yok. O zaman darlık var. Parklarda yattık. Mesela bir tabak zeytin koyarız, içine azıcık zeytinyağı damlatırız, su katarız. Zeytin tükenecek diye suyu, tükendikçe suyunu artırırız. Suyunu banarız. Para yok yani. Öyle şartlarda okuduk. İslam Enstitüsü diploması, İmam Hatip diploması, Yüksek İslam Enstitüsü'ne gittim. Peyatev Enstitüsü diploması ile hukuka kaydoldum. Kimse merhaba demiyor. Herkes dedim ya, Mevlüt Han her akşam diye. Biz köşeye kazılıyorduk, sulu sulu ağlıyordum ben. Kimse hoş geldin bile demedi yani. Hoca efendinin elini öptüm, benim elimi tuttu. Sağda solda dolaşıp durma dedi. Dedelen seni bana teslim ettiler dedi. Ben başladım ezan okumaya, akşam ezan oldu. Ne yapayım dedi, ezan okuyayım dedim. Ezan okudum, susturmadılar. Biz dedi bugün ayaktaysak, yaşlı beyaz bürgülü bir ninenin kucağında dualarıyla büyümüş bir millet olarak, aksakallı bir dedenin dualarıyla büyümüş millet olarak ayaktayız dedi. İmansız, ahlaksız, İslamsız yaşanmaz dedi. Mahvolunur, nasıl ağlıyor ama. Öyle bir hatıramız var. Ben biraz samimi bir mümindi. Ben öyle gördüm. Profesör Doktor Mustafa Cevat Akçay 1938 yılında Denizli yatağında doğdu. Henüz 4 yaşındayken ilim sahibi bir şahsiyet olan babası Şakir Ali Efendi'yi kaybetti. Annesi Havva Hanım tarafından yetiştirildi. 1952 yılında Isparta İmam Hatip Okulu'na kaydoldu. 1956'da İstanbul İmam Hatip Okulu'na nakil yaptı ve 1958'de buradan mezun oldu.
Aynı yıl müezzin olarak tayin edildiği Fatih Zeyrek'teki Ümmü Gülsüm Mescidi'nde uzun yıllar merhum Mehmet Said Kotku Hazretlerinden ilim tahsil etti. İstanbul İmam Hatip Okulu'ndayken Hasan Basri Çağatay, Ömer Nasuhi Bilmen, Celalettin Ökten hocaları arasındadır. 1963'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere iki fakülteyi bir arada bitirdi. 1975 yılında doktor, 1980 yılında doçent olan yazar, 1988 yılında İslam hukuku profesörü oldu. Fransızca, Arapça ve İngilizce bilen Profesör Doktor Mustafa Cevat Akşit'in işletme hukuku ve iş hukuku alanında üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan eserleri yanında İslam hukuku ve iş hukuku alanında çeşitli kitaplarıyla yurt içi ve yurt dışında yayınlanan makale, konferans ve tebliğleri mevcuttur. İmam Selasi'nin Mebsut adlı eserinin tercümesine öncülük etti. Ayrıca tercümenin editörlüğünü yürüttü. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Kürsüsü'nde ana bilim dalı başkanlığı da yapan Profesör Doktor Mustafa Cevat Akşit, evli ve 4 çocuk babasıdır. Halen emekli olup ehli sünnet inancında bilgili, kişilikli din alimi yetiştirmek üzere Gümüşhaneli Araştırma Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı'nda seminerlere ve ilmi çalışmalarına devam etmektedir. İkiz Aynası'ndan herkese merhaba. Bu hafta çok önemli bir konu ağırlıyoruz. Profesör Doktor Cevat Akşit. Aslında ilim dünyasını çok yakından tanıdığı bir isimdir Cevat Akşit. İlk bölümde onun hayatına ilişkin konulara yer vereceğiz. İkinci bölümde ise Demokrat Parti, 1980 darbesi ve 28 Şubat döneminde yaşadıklarını konu alacağız. Hoş geldiniz Cevat Hocam. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. İlim ehli bir sülaleden geliyorsunuz. Önce ilk sorumuz oradan başlayalım. Dediğiniz şey. Evet. Çocukluğunuza inelim. Yani çocukluğunuzdan başlayalım. Evet. Nasıl bir ailede yani büyüdüğünüzü az çok tahmin edebiliyoruz dediğiniz şey olmasa ise bile ama yine de sizden dedelerim şey. Dedeleriniz şey. Bir tanesi değil. Hepsi öyle bir sülaleden. Bizim deniz yatağını, köyümüzü ilk yerleşen, kuran Yatan Baba, Osman Efendi. Hı hı. Yatan Baba Hacı Bektaş Veli'nin şeylerinden, adamlarından. Hı hı. Ölüm tarihi kabir taşında 1244 yazıyor. 1071, 1244, 170 sene sonra orada ölmüş yani. Hı hı. Yani erken gelinmiş oraya. Orada Rumları sürmüşler, çıkarmışlar. Abdi Bey Sultan diye başlarında bir idareci var. Bu da orduda. Zaten biliyorsunuz Anadolu'yu fetheden ilk insanlar hep alperenler, hep evliya insanlar. Sadece başındaki insanlar değil, genelde öyle. Abdi Bey Sultan da öyle bir adam. Yani kumandanları. Hı hı. Neden biliyorsunuz? Çünkü benim kütüphanede dedelerimin kütüphanelerini ben buldum, çıkardım. Hı hı. Şimdi o yatağında bir kütüphane açtım. Yazma eserlerinden Kudsesi Ruh diyor Abdi Bey Sultan için. Kudsesi Ruh kelimesi Evliyaullah için söylenir. Evet. Büyük adamlar için söylenir. Ona da böyle şey taktılarına göre o da onlardanmış. Evet. Tasavvuf. Yani Cevat Bey sözünüzü kesiyorum ama evet. Hani anladığım kadarıyla benim hani çok geçmişe dayanan bir ilim kültüründen bahsediyorsunuz, evet, değil mi? Evet. Bunun hani sizin eğitim hayatınızda olsun, aile içi yetişme tarzınızda olsun. Evet. Etkisi nasıl tezahür etmiştir? Çok oldu efendim, tabii. Şimdi ben oraya getirecektim, belki uzattım lafı. Estağfurullah. Bu ilk gelenler benim atalarım değil. Bizim köyümüzü kuranlar. İşte onlardan sonra yani şu tarihten 400-450 sene geriye giderseniz, evet, benim atalarım bir tanesi Bozkır'dan gelmiş. Konya Bozkır'dan. Bir tanesi şeyden gelmiş. Alaiye deniyor eskiden. Alanya. O zaman en gelişmiş şehir o. Orada Cemerler köyü var. Benim en yakın dedem oradan gelmiş. Şimdi onun eserlerini buldum ve halka dönük kısımlarını tercüme ettim. Bastıracağım inşallah. Büyük bir adammış yani. Bizim şeyimiz yakın dedi, 450 senelik bizim sülalemizin. Oraya gelince işte oradaki medresenin kızını almış dedemiz, büyük dedemiz. Ondan sonra da müderrislik
medresenin idareciliği bizim sülaleye geçmiş. Kapanıncaya kadar da devam etmiş. Kapandığı zaman 1000'e yakın talebe var. Kayıtlarını buldum ben. Ta Bağdat'tan bile talebe gelmiş o medreseye. Tabii böyle bir ilmi gelenek içinde bir sülaleyiz biz. Evet. Babam da Ömer Nasuh Bilmen hocayla İstanbul'da 15 sene beraber okumuşlar. İşte Tokatlı Şakir Efendi var. Çok ilginç. Ben de Zeyrek Yokuşu başında 9,5 sene münezzelik imamlık yaptım. Talebeliğim sırasında. Babam da ona yakın bir yerde okumuş yani. Bazı şeyler çok sonradan öğrendim yani. Kader birliği var. Ya, böyle enteresan. Zembilli Ali Efendi'nin türbesi vardır. Onun karşısında ben o camide münezzelik imamlık yaptım. Babam bilmiyorum ben. 3,5 yaşında vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Dedem yani çok ben akıllı adam olduğunu oradan biliyorum. Kendisi tam teşekküllü bir medresenin müderrisi olmasına rağmen babamı şeye göndermiş İstanbul'a. Yani İstanbul'daki ilmi gelişmelerden de haberdar olmak için. Bir başkasını başka yerlere göndermiş. Yani nerede ne var? O zaman telefon yok, haberleşme çok zor. Yani oradan diyorum, çok akıllı bir adammış. Babam burada 15 sene kalmış işte. Evet, biz bu gelenek içinde bir sülalede 1928'de doğmuşuz. Annem babamın ikinci hanımı, birinci hanımı vefat etmiş. Ben son çocuğum. 9 çocuğu var annemin. Ben son çocuğum. Babam 60 yaşındaymış ben dünyaya geldiğimde. Yani aslında çok ileriki bir yaşına denk geliyorsunuz değil evet. mi babanızın? Evet. Hatta annem anlatırdı. Çok utanmış. O yaşında çocuk. Hamile kalınca düşürmek için çok uğraştım diyor. Ama düşürmüş. Allah'tan da korkuyor. Sonra da dua ederdi. İyi ki düşmemiş. Peki Isparta ile ilgili bir durum var. Yani Isparta'da öğrenciyken siz Bediüzzaman'ın elini öpüyorsunuz. Evet. O nasıl bir tevafuk? Nasıl bir karşılaşma? O zaman İmam Hatip orta kısımda öğrenciydik biz. Bizi Ulu Cami'ye götürürlerdi. Cuma günleri, cuma namazına sıra yani evet. sokarlardı. Halk evinde, halk ev binasında idi, okuyor, eğitim görüyorduk. Oradan sıraya koyarlardı hocalar başımızda. Ulu Cami'de de o gelirmiş. Çünkü orada kalıyordu o zaman. Barla'da kalmış uzun süre biliyorsun. Bir arada işte Isparta'da kalmış. O camiye gelince arkadaşım vardı benim. Zekeriya Kitapçı diye profesör oldu o da sonra. Onun hizmetinde bulunurdu o. Gel dedi elini öpelim falan dedi. Peki dedik biz. Nasıl bir izlenim edindiniz? Cuma namazından çıkarken, caminin kapısından çıkarken biz gördük. Başında bir Kürt sarığı vardı. Meşhur. Evet, Kürt sarığı vardı. Bir cübbesi vardı. Gür kaşlı, zayıf böyle şeyli, yapılı. Boylu biraz, yani kısa değildi. Boyluydu. Herkes elini öpüyordu. Biz de elini öptük geçerken. Size bir şey dedi mi? Hayır, kalabalıktı zaten. Biz zaten o zaman... O sizin son görüşünüz müdür? Evet, biz bir defa gördüm. Bir daha da görmediniz herhalde. Ve sonradan İstanbul'a geliyorsunuz. Eğitim hayatınız aslında İstanbul'da devam ediyorsunuz. Evet. İstanbul'a alışmak zor oldu mu öyle? Çok zor oldu. Değil mi? Şimdi ben babamın duasını aldığım için çok başarılıydım. Mesela vefat ederken babamın yorganın üstüne doğru gitmişim 3-3,5 yaşlarında. Annem rahmetli demiş ki babam rahmetli diye. Bak Mustafa sana geliyor. Al demiş. Şimdi o halim yok. Benim duam ona yeter demiş. Bunu bana anlatırdı. Şimdi işte bu dua hakikaten ben bunu elde tutar gibi hep hayatımda gördüm yani. Hala da görüyorum. Baba duası. Evet. Ana baba duası. Çok evet. muazzam, geçerli dua. O isterseniz anamın duasının keskinliğini anlatırım hukuk fakültesinde. Evet işte o dua bereketiyle Isparta'ya. Evvela ilkokulda başarılıydım. İlkokul müdürü beni ortaokula yazdırmak için bizzat götürdü.
kazamızda, orta kulvarda. O zaman rahmetli Menderes'in grup başkan vekilini yapmış, sonra yasada da idamla mahkum olmuş Doktor Bahar Akşit, bizim akrabamız, amcazademiz. O zaman doktor da orada. Onun evinde kaldık bizim amcaoğluyla beraber. Hiç köyden dışarı çıkmamışım o zamana kadar. Kaydettirdikten sonra bir hafta kaldık. Her gün evin balkonuna çıkardık. O zaman burunlu otobüsler vardı, kamyon vardı. Köye kim gelecek? Biz Gazıkbeli deriz. Denizli'den bizim o tarafa geçerken Şarkı Karaağaç, Karbi Karaağaç Ovası'na sarkarken oradan çıkan otobüste gözüküyordu kamyonlar. Işığını seyrederdik öyle. İkimiz de ana çocuğu. Nihayet bir cumartesi günü beklerken bir kamyon geldi. Kamyonun üstüne bindik, köyümüze geldik. İkimiz de amcaoğlumuz, halamın da oğluydu aynı zamanda. Gelir gelmez annemi ağlıyor. Niye ağlıyorsun anne? Ben seni göndermeyeceğim ortakıla dedi. Niye göndermeyeceğim? Ağlıyor. Sonra rüya görmüş. Rüyayı anlatamam. Kanuna değiyor çünkü. Ben seni göndermeyeceğim dedi. Peki dedim, zaten ben de çoktan razıyım. Anamdan ayrılmak istemiyorum. Ana çocuğuyuz. Ve öylece kaldık. Amcam o zaman işte Kur'an öğretti bana, Arapça öğretti. Onun erkek çocuğu yoktu. Benim de babam yok. Beni manevi evlat olarak annemle anlaşmışlar. Hoca yapacak beni. İki sene ben ondan Arapça okudum. Izhar Kafi'yi ezbere, oraya kadar ezberledik. Fakat baktım ki köyde adam alınmayacak. O zaman kafamla yani. İmam Hatip okulları açılmıştı. İlk açılan 5 okuldan birisi Isparta İmam Hatip okuluydu. O bizim memleketimizde çakı bıçakı yapılır. Ta eskiden beri Türkiye'de iki yer var. Bir bizim burası, el sanatıyla. Onu alanlar işte Burdur, Antalya'da satarlar her hafta. Pazarlarda tekrar. O adama ortaokuldan diplomamı aldım, hüviyetimi aldım. Fotoğraflarımı koydum, kaydettir beni oraya dedim İmam Hatip'e. Annemin haberi yok. Emri vaki yaptım. Çünkü annem göndermeyecekti. İyi de köyde oku diyordu. O da beni çok severdi. Ayrılmak istemiyordu. Isparta'ya gidişimiz öyle oldu. Isparta'da da çok en ilginç şeylerimiz var. Para yok. O zaman darlık var. Parklarda yattık. Mesela bir tabak zeytin koyarız. İçine azıcık zeytinyağı damlatırız. Su katarız. Zeytin dükenecek diye suyu dükendikçe suyunu artırırız. Suyunu banarız. Para yok yani. Öyle şartlarda okuduk. Orada okuduğum zaman başarılıydım. Müdürümüz beni çok severdi. Ona çıktım işte. Rüyama giriyor İstanbul. İstanbul'u kaçak sinemaya gittiğimiz zaman pazarları sinemaya gitmek yasaktı. İstanbul'u görüyoruz filmlerde. Ama içimde öyle bir İstanbul tutkusu var. O benim köydeki baş öğretmenim buraya gelmişti, Samatya'ya. Mektup yazdım ona. Ben dedim İstanbul'da okumak istiyorum İmam Hatip'te. O da gel ben, Mavin dedi benim hocam, aldırırım seni. Biz müdüre çıktık. Hayri yavru rahmet, Allah rahmet eylesin. Böyle söyledim. Dedi seni ben kendim okutacağım dedi. Apartmanı vardı, bekardı. Yaşlı annesi babası vardı. Ben okutacağım seni dedi. Biliyor benim yetim olduğumu. Gitme dedi. Sen burada hep seviliyorsun. Hocalar seni çok seviyor. Oraya kimse seni tanımaz dedi. Çok perişan olursun orada. Gitme. Gideceğim efendim dedim. Yine tekrar gitme dedi işte falan. Gideceğim efendim. Tekrar anlattı. Kızdı bu defa. Gideceğim deyince git lan git dedi. Isparta'da git demezler, git derler. Git lan git dedi. İmzaladı tasdiklenmeyi. Geldik buraya tabii. Samati'yi buldum ben, hocamı. Gittik ki o zaman İmam Hatip okulunda hep de mevlüthanlar, vaizler, imamlar, müezzinler. Hep. Hocalar da kim? Hasan Basri Çantay. Evet. Ömer Nasuhi bilmem. Evet. Yani gibi hocalar geliyorlar bize. Celalettin Ökten Arapçaya evet. Geliyor filan. Yani çok hakikaten zengin bir seçkin hoca kadrosu var. Var. Talebe de böyle. Ben seni diyor almayacağım dedi. İşte hoca, dedi ki hocam
Bak dedi, bir takdirname almış her sene dedi. Anadolu'da takdirname ucuz dedi filan. Almadı Gündüz Akbıyık. Almayınca süklüm püklüm çıktık. Nereye gideceğiz? Müdür de kovdu. Geri dönsem olmaz. Neyse biz Sirkeci'de benim bir hemşerim vardı. Fırına gittim, onu buldum. Ben sana dedi burada yer veririm. Un çuvalların arasında 15 gün kaldım ben. Evet. Yattım, geceleri kalıyordum. E orada ekmek çıkıyor zaten. Karnım öyle doyuyor. O hocam Mavin'le sonra anlaşmış. Müdürün haberi olmadan beni kaydetti bir hafta sonra. Hı hı. Müdürün haberi yok. Nerede bilecek dedi. Kaydolduktan sonra benim tabii matematiğim, fizik, kimya, Fransızcam bunlar çok iyi benim. Öğretmen arasında konuşulurmuş. Bu din hocaları hepsi kalan bir şey seçkin talebeler ya, beni hiç adam yerine saymıyorlar. Böyle bıyığı terlememiş küçük bir Anadolu çocuğu. Onlar konuşunca ilgi çekti, ilgilerini çektim. Çalışıyordum yani. Sonra hulasa iyi olduk. Bu defa da Çapa'da, halk evinde, İlmi Ayman'ın yurdu var. Zorluk çektiğimi orada söyleyeceğim. İlkin işte oradan kaydolduktan sonra fırından oraya gittik. Kimse merhaba demiyor. Herkes dedim ya, Mevlüt Han her akşam diyor. Biz köşeye kasılıyor, sulu sulu ağlıyordum ben. Kimse hoş geldin bile demedi yani. Hepsi şey adamlar, talebeler. Öyle bir şey yaptık ve para da yok. 55 dakika yürürdüm Çapa'dan Vefa'ya. Şimdi Bozaş'ın yanındaki İlmi Ayma evet. binasının yerindeydi. Ahşap bir bina. Oraya. İlmi Ayma öğlenleri yemek verirdi. Mercimek çorbası. Bir somunu tüketirdim bir çorbayla. 24 saat yetsin diye. Öyle bir sonra artık derslerim iyi olunca arkadaşlar sahiplenmeye başladılar. Çok mahcup bir delikanlıyım o zaman. Bir kız gördüm ben kıpkırmızı olurdum. Hatırlıyorum yani. Anadolu çocuğu. İşte orada Ethem amca vardı. Emekli binbaşı. Hı hı. O da bizim Mehmet Zahit Kodka Efendi'nin adamıymış. Beni çok sevdi o. Hatta zaman zaman akşamları yemeğe götürürdü. Evine hemşerim diye. Siz onun himayesine giriyorsunuz zaten o, değil mi? Hayır, camide orada kaldık. Eve götürdük. O beni işte hoca efendiye götürdü. Gel dedi, bir hocanın eline bir sende. O şekilde gittik. Tanıştık. Öyle bir tanıştık Mehmet Zahid Efendi ile. Sonra bir sene, bir kış geçtikten sonra da o zaman diplomalı adam yok. İmtihan açılıyordu mezun imam alınmak için. Mezun imtihan açıldı Fatih'te. Ben de girdim. 120 kişi girdi. 120 kişiden 3. oldum. Birinci profesör oldu arkadaşımız sonra. Vaizdi zaten, mezunluğa talip alıyor. Mezunların lojmanı var diye. Evet. Hakikaten birinci olduğu için kara gümrükte 3 katlı lojmanını ona verdiler. İkincisi İhsan Toksar. Sonra da milletvekili oldu orada. O da vaizdi, mezunluk istiyor lojmana girmek için. Hı. Bana geldi sıra. Fatih Camii çıktı. Fatih, meşhur bildiğimiz Fatih Camii. Allah bir hücum oldu. Çünkü orada gelirli bir cami. Amcam da o zaman Doktor Bağışlı da grup başkan vekili. Hı-hı. Müftü dedi ki oğlum dedi çok baskı var. Senin hak ama benden alacaklar, tayin ettirmeyecekler. Amcana dedi söyle. Söyledim öyle şey mi olur dedi. Hak neyse olacak falan. Diyanet İşleri Başkanı yardımcısı Şükrü Akşit. Akrabalık yoksa onun soyadı da Akşit. Ona söylemiş, örüşeyim olur falan demiş ama oldu. Bir Mevlüt Han'ı tayin ettiler, biz açıkta kaldık. Kadere bak. Evet ama şimdi onu arz edeceğim yani. Babamın duası dedim ya. Şimdi ben oraya gitseydim Mevlüt Han olacaktım. Doğru. İlim adamı olmayacaktım. Hı-hı. Çok ilginç yani. Müftü çağırdı, Kamil Küçük, uzun boylu, Arnavut asıllı bir adamdı. İyil dedi, eğildim. Seni dedi, Zeyrek'te bir hoca var dedi. Orayı yıkılacak ama işte bu Menderes şey, caddeler açıyor. Hı hı. Harap olan yerler yıkıyor filan. Yıkılacak ama dedi, yıkılınca kadar orada dur, iyi bir cami bulunca seni oraya tayin edeceğim dedi. Peki efendim dedim, zaten bir kere gittim o Ethem amca götürmüştü beni. Hı hı. Tamam biz oraya tayin olduk. Ondan sonra ikindi namazıydı. Gittim. Hoca efendinin elini öptüm.
Benim elimi tuttu. Sağda solda dolaşıp durma dedi. Dedelen seni bana teslim ettiler dedi. Evet, seni bana emanet ettiler dedi. Dedelem de büyük adam, o da büyük adam. Konuşmuşlar demek ki. Yani bizim Fatih Camii'nin olmaması rastgele değil. Bu meseleden dolayıymış. Onun oğlu yok, benim de babam yok. O beni birebir oğul edindi, birebir okuttu. Okuduk, yemeğimi yaptılar, çamaşırımı yıkadılar. Camide mezun olarak onun yanında bir kaldık. Oradayken İmam Hatip'i bitirdik. İmam Hatip'i bitirince derslerim çok iyiydi gene. Haziran'da İmam Hatip'i bitirdim, Çarşamba'da bitirdik. Sonra Vefa'dan oraya aktarıldı, bina ahşaptı. Eylül'de de Paternal'in istasyonu bitirdim dışarıdan. Üç sınıf birden verdim yani. O İslam Enstitüsü diploması, İmam Hatip diploması, Yüksek İslam Enstitüsü'ne gittim. Paternal Lisesi diplomasıyla hukuka kaydoldum. Aslında tıbba gidecektim, tıbbı kazandım. Fakat dediler ki, bir laboratuvar gelmezsen, ağzını kuş tutsan sınıfta kalırsın. İlahiyatta bırakmak istemedim yani, bir hoca sülalesiyiz. Onun için tıp hukuka geçtim. Öylece iki fakülteyi birden, hoca ben de orası yıkılacaktı, kaldı yıkılacak diye onu İskenderbaş'a tayin ettiler. Ben de o sırada İmam Hatip bitirdim, yerine imam oldum. O evde ben de kaldım 6 sene. İmamlık yaptım orada. İşte iki fakülteyi orada bitirdim. Hocam, devam edeceğiz ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Evet. Daha çok anlatılacak şey var, çok sorulacak soru var. Evet. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Vodafone'un 3 yıldır desteklediği Düşler Akademisi'nin gönüllü çalışanıyım. Engelli arkadaşlarımızın daha aktif ve üretken olabilmeleri için buradayız. İhtiyacı olanlara yardım etmek, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek harika bir duygu. Üstelik şimdi Kaş'ta bir merkez daha açıyoruz. Yapacağınız küçük bir bağış bile burada olmak kadar değerli aslında. Teknoloji hayatın hizmetinde dedik, bağış yapmanın kolayını Vodafone'a getirdik. Vodafone cep bağış uygulamasını indirin, Düşler Akademisi ya da istediğiniz başka bir kuruluşun adını seçerek bağışınızı kolayca yapın. Belediyelerce belirlenen kurban kesim noktaları dışında kesim yapmadığımız, sağlık ve temizlik şartlarına dikkat ettiğimiz, çevremizi özenle koruduğumuz bir bayram olması dileğiyle. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Çikolata sever misiniz? Ya dayanılmaz kremasıyla Antep fıstığını, topraklarımızdan gelen bu lezzetleri sizin için bir araya getirdik. Bu bayramda sevdiklerinizle paylaşın diye. Torku, doğal olarak bizden. Opet bu ülkede herkesin gönlünde. Üstelik tam 8 sene üst üste. Seni sevdiğimiz kadar bizi sevdiğin için teşekkürler Türkiye. İstikbal'den terapi gibi kampanya. Enerjik uyanmanıza yardımcı olan Ametist terapi serisi yataklar şimdi %30'a varan indirimlerle. World'e özel 5'in fiyatına 12 taksit. Üstelik şimdi alın, Nisan 2014'te ödemeye başlayın. Ev güzel istikballe. Dedenin kutusu büyük ama bunun daha büyüğünü, en büyüğünü yapın dedim. En büyüğünü yapın da sofralarımız şenlensin dedim. Ne dediysem yaptılar. İşte bakın, en büyük dedi, 2,5 litre. Gazı da yok, gazı kaçma derdi de yok. Dibedi dimeyi, kana kana içi. Thank you.
Erkan Bey. Turkcell Platinum'la yurt dışında da ayrıcalıklısınız. Türkiye'deki tarifenizi yurt dışı seyahatlerinizde de kullanırsınız. Turkcell Platinum. Çünkü bizim için özelsiniz. Her şey bir yıl önceki tweetle başladı. Geçen yılki Migros Mutluluk Festivali'nde Sera Hanım... Bence mutluluk bir dolu rengarenk balon alıp bir anla gökyüzüne bırakmak. Bu tweet'i atmıştı. Biz de onu mutlu etmek için küçük bir sürpriz yaptık. Bizim için en büyük mutluluk mutlu edebilmektir. Senelerdir protezimi diş macunuyla temizledim. Meğerse doğru değilmiş. Diş protezleri dişlerden daha yumuşaktır. Bu nedenle temiz ve sağlıklı protezler için diş macunu yerine Corega temizleyici tableti öneriyorum. Zira diş macunu içerisindeki aşındırıcı maddeler protezin çizilmesine neden oluyor. Ağızda oluşan bakteriler bu çatlaklara yerleşiyor ve kolayca çoğalıyorlar. Corega temizleyici tablet diş protezini çizmeden temizliyor ve bakterilere karşı koruma sağlıyor. Artık protezim daha temiz, nefesim daha ferah. Corega temizleyici tablet. Her gün daha temiz, daha ferah, daha parlak. Halı almaya padişaha gidelim. Renk renk desenler içinden seçelim. Evlerin sultanlarına padişah halı. Padişah halı sultanlara yaraşır. Hiç aklıma gelmedi. Bir eşe dosta yakına da gerekmedi. Yani aklıma gelmedi. Hiç aklıma gelmedi bunun benim başıma geleceği. Ama şimdi hiç aklımdan çıkmıyor. Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın. Türk Kızılay'ına kan bağışı yapın, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan kurtarılan 3 can. İnternetsiz yapamam diyenler, sadece internete gereksiz yere bir ton para verdiğinizin farkında mısınız? Değilsiniz. Şimdi limitsiz internet ve D-Smart keyfi ikisi bir arada sadece internet fiyatına. Yani ayda sadece 49 lira. Bununla kim uğraşacak? Demeyin. Hemen arayın, sizin için her şeyi halledelim. D-Smart. Daha fazlası. Vestel'den alırken de kullanırken de tasarruflu derin dondurucu. Vestel. Dost teknoloji. Masum bebekler, mazlum yürekler, hep seni bekler. Hadi kurbanını onlara gönder. Kurban Allah'a yakınlaşmak, muhtaçla paylaşmaktır. Can suyu sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır. Doktor Cevat Akşit'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Cevat Hocam, önemli bir soruyla başlıyorum. Şimdi 28 Şubat aslında bizim hani bugün izlerini yavaş yavaş sildiğini düşündüğümüz bir andır. Evet. Ama sizin bana anlatırken daha önce biraz teğet geçti gibi anlatmıştınız. Hadi dualar var ya çok etkili. Yani 28 Şubat'ta rahat konuşulabiliyor şimdi. Ha, evet, ondan evet, yani. Belki de o yüzden. Daha evvel teğet geçmemizin şeyleri var. Öyle demiştiniz, rahat rahat evet. Anlatmıştınız. Dinlemek istiyorum aslında sizden 28 şimdi, Şubat'ı nasıl 28 Şubat mı, 80 şeysi mi? İkisi ayrı ayrı şeyler biliyorsunuz. Biliyorum. aslında bunun bir ilk şeyi var. Önce 27 Mayıs. Aha, var. Sonra evet. 80 var. Bunlar sizin hayatınızda hep böyle heykelleştirilir. Evet. Amcam bir de işte rahmetli Ben Neres'in grup başkan vekili olduğu için evet. Yani bakanlar falan beraber tayin ederlerdi. Hep devamlı grup başkan vekiliydi o. Onun için orada idamlıkta oldu. Onun için bir 27 Mayıs şeysi benimle evet. Çok şeyli, yakından ilgili. Kaç onu anlatabilirim isterseniz. O zaman şeydeydim, İmam Hatip Okulu'ndaydım ben. O duruşmalar başladığı zaman. Evet. Değil mi? Şimdi amcam mektup yazıyor. Kontrol görülmüştür falan. Ben de ona mektup yazıyorum. Tabii zor durumdalar. Çok baskı, imkanlar sıfır. Hı
Ben amcama orada kalıcı yatağı da almıştım hatta yani. O zaman şeydim, imamdım, bayağı gelir durumum iyiydi. Biz o zaman Menderes'i çok seviyorduk. Şimdi de seviyorum. Hala seviyorum, evet, diyorsunuz. Seviyorum çünkü ben onun mümin olduğunu gözümde gördüm. Onu anlatır seviyorum. Mısınız biraz? Tabii, tabii. Bir tarihe ışık tutsun. Bunu çok söylediler, mutlaka anlat filan diye. Hı hı. Şimdi evvela isterseniz Menderes olan şeyimi anlatayım. Sonra Yasoda hikayemi anlatayım. Tabii. Şimdi efendim, benim amcamın grup başkan vekili, etkili bir milletvekili olduğunu bildikleri için İmam Hatip okullarının yüksek kısmı yoktu eskiden. Biz ne olacağımızı bilmeden İmam Hatip'e girdik. Ailemizin hani dindar aile, ilim mensubu aile olması sebebiyle gittik biz. Hep gelenler öyleydi yani. Falan olacağız, filan olacağız. Yok ki bir şey, üst kısmı yok yani. Son sınıftık. İlim yayma ve Türkiye'deki bütün İmam Hatip'i koruma derneklerinden zenginler birer ikişer kişi toplandılar. Ben de talebe olarak beni aldılar. Amcası etkili Menderes'te konuşacaklar. Yüksek kısmını açtıracaklar. Ben de o zaman daha 17 yaşında bir adamım. 17-18 vallahi da. Heyette ben varım. Çok meşhur adamlar var. Ankara'ya gittik. Ankara'da amcamı buldum ben. Dedi kimseyle görüşmüyor. O zaman tabii bu ihtilalin ayak sesleri de duyuluyor. Olacak belli. Amcam çok demiş ona, istifa edelim. Şey edelim. Hayır, ben bu memlekede ne kötülük ettim ki? Bana kim ne yapar ki? Hep böyle demiş. Sabahları kadar işte, diyor. O Ankara sokaklarında beraber yürürdük. Şey demedi, istifaya ikna edemedim dedi. Ben memlekete hizmet ettim, kötülük etmedim ki. Bana niye kötülük etsinler falan diye. Hakikaten amcam anlattığına göre Eskişehir'de mesela konuşmasından sonra tutukladılar ya. Orada kumandan demiş ki seni kaçıracağım demiş. Kaç. Hayır demiş, ben kaçmayacağım. Kumandan kaçırmak istemiş, kaçmamış Menderes. Kaçmamış. Evet, işte gitti Ankara'ya, amcamı buldum, kimseyle konuşmuyor. İşte ayak sesleri duyulduğu için kimseyle konuşmuyor, heyetlerle konuşmuyor. Kimseyle konuşmuyor ama dedi, İmam Hatip okullarına zaafı var biliyorum dedi, sizi reddetmez. Gitti, tamam demiş Baha. Gece saat 10'dan sonra gelsinler başbakanlıkta, konuşalım. Ben tembih edeceğim emniyete. Teker teker ayrı kapılardan gitsinler. Kimsenin dikkatini çekmesinler. Tamam, aldık bu şeyi biz. Onun üzerine Çankaya'ya çıktık. Çankaya, Celal Bayar, Cumhurbaşkanı. Ben de 17-18 yaşlarındayım. Akşam namazı oldu. Bir ezan hikayesi vardı evet. Köşkte. Evet. Sırmalı filanlar. Ben başladım ezan okumaya. Akşam ezan oldu. Ne yapayım dedi, ezan okuyayım dedim. Ezan okudum, susturmadılar. Orada çayı da bir namazımızı kıldık. Sonra bizi aldılar içeriye. O sırmalı adamlar bize hizmet etti. Yemek yedirdiler köşkte. Celal Bayar İran'a gitmişmiş. İran Şahı'nı şeye gitmişmiş. Ondan sonra şeye geldik. Refik Koraltan meclis başkanıydı. Onun evine, devlet konutunda kalıyor. Koca kafalı böyle, burası kolun etli bir harifti. Hiç hatırlıyorum. Kucağında bir köpek. Herkes böyle. Ben de bakayım adamı sizliyormuş dedim ya. Gencim yani. Sonuç ne olacağını düşünmüyorum. Köpek onu yalıyor, o da köpeği öpüyor. İçimden dedim ki bu mu dedim bize hizmet edecek ya, köpeği öpüyor falan diye. İçimden bu duygular geçti, hatırlıyorum yani. Tabii açacağız falan diye, kalın sesli, açacağız falan dedi. Oradan bunu bulduk biz, hadi şeye, başbakanla değişik kapılardan girdik. Şimdi adamı güzel göreyim diye tam karşısına oturdum uzun masanın ucuna. Evvela girişi ilginç, girdi koruma polisiyle, anahtarı polisten aldı, evladım sen çık dedi, çıkardı polisi, kapıyı kilitledi Menderes. Neden? İşte sır konuşacak yani. Demek ki, kimse girmesin istiyor. Yani samimiyetini ondan şeyi size arz etmek istiyorum.
Geldi oturdu, ben de böyle hayran hayran bakıyorum. Üniversitedeki solcu faaliyetler, masonluk faaliyetleri. Türkiye'de dedi, biz ayaktaysak dedi, iman, İslam sayesinde ayaktayız. Fakat dinimize gerekli önemi veremiyorum dedi. Arkadaşlar beni yalnız bırakıyor. Ben yalnızım dedi. Nasıl ağladı böyle? Nasıl ağlıyorum böyle? Çeşme gibi. Laikliğe aykırıdır diyorlar. Beni desteklemiyorlar dedi. Ben dedi yalnızım dedi. Benim müsteşarım dedi. Maşrik-ı Azam masonların başı dedi adam. Hakikaten Ahmet Salih Koru müsteşarıydı. Masonların başıydı Türkiye'de. Ben yalnızım dedi. Nasıl ağlıyor? Komünizm faaliyetleri anlattı. Şeyleri anlattı. Biz dedi bugün ayaktaysak yaşlı beyaz bürgülü bir ninenin kucağında dualarıyla büyümüş bir millet olarak, aksakallı bir dedenin dualarıyla büyümüş millet olarak ayaktayız dedi. İmansız, ahlaksız, İslamsız yaşanmaz dedi. Mahvolunur. Nasıl ağlıyor ama. 2,5 saat konuştu böyle bütün şeyleri. O kadar büyüledi ki herkesi, o muhalif olanlar da ağladı. Çünkü devamlı ağladı Menderes Rahmetli. Her şeyi anlattı yani. Hayatın pahasını da olsa dedi, İmam Hatip okullarının üst kısmını açacağım dedi. Bunu da söyledi. Şimdi herkes artık o bu siyaseten aldatıyor falan diyenler bile elini öpmek istiyor. Hiçbirini öpmüyor. Bu güçlü adamdı, boylu poslu. Kıllı eli vardı böyle, böyle uzun kollu. Böyle tutuyorlar elini öpmeye, şöyle çeviriyor, öptürmüyor. Güçlü. Boksörlük de yapmış, boks da çalışmış. Ben o zaman 18 yaşındayım. Bir tuttum böyle. Öptürdün mü diyorsun? Çekemedi elini. Öptüm diyorsun. Böyle elini böyle yaptı, çevirdim, öptüm. Beni bana engel olamadı. Güçlüyüm, çok acar çocuktum. Güzelmiş. Sırtım okşadı. Aferin, aferin. Öyle bir hatıramız var. Menderes samimi bir mümindi. Ben öyle gördüm. O sene açamadı. Çünkü Celal Yardımcı milletin bakanıydı. Açmadı. Evet. Onun da dayandığı yer var. Sonra ne yaptı? Ertesi sene Celal Yardımcı devlet bakanı yaptı. Tevfik ile rahmetliği Nafa vekiliydi. Milletin bakanı vekili yaptı. O şeyken açtı. Evet. 59 kişi. Hocam. 59 kişi verdiler çarşambada. Şimdi ben ön sıradayım. Tevfik İleri başçılışa geldi çarşambada. Yanında Tayyar Altıkulaş var, Mehmet Ali Sarı var, uzun boylular önünde duruyor. O Yusuf Tülel rahmetli, İlmi Aymen'in başkanı, avukat. Çok konuşurdu o, Allah rahmet eylesin. Neden dedi 59 kişi dedi. Bina verelim dedi. Burs verelim. Hocaların parasını verelim. Gürledi böyle. Avukat nasıl konuşuyor? Tevfik ile rahmet. Ben öndeyim yani. Bunlar bilinsin. Üstümüze gelmeyin dedi. Adam başladı ağlamaya. Bunu ne kadar zor açtığımızı bilmezsiniz dedi. Bunu şimdi... Nereden nereye değil deyin, mi? Biz bunu nasıl açtığımızı bilmezsin ama ağlıyor adam böyle. Sulu sulu ağlıyor. Onu da gördüm yani, onu da söyledim. Evet, evet. Hocam 80 darbesi sürecine geçelim. Evet. Çok etkilendiniz mi o süreçten siz? Tabii canım. Biz Türkiye'nin en doğusuna en batısına sürgün adamız. Etkilendin mi diyorsun? Ben onu biliyorum ama evet, hani şimdi ben 28 Şubat... Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü yaptım. Orada yani İslam Enstitüsü mezun olup da İslam Enstitüsü Müdürü olan ilk adamım ben. Neden? İki fakültem var, hukuk ve de Denizli'de takdirname aldım teftişte. 28 Şubat dönemini 80'den biraz bahsettik, 27 Mayıs'tan da bahsettik ama 28 Şubat kaldı, onunla bağlayalım istiyorsanız. Ben 28 Şubat döneminde şimdi şurada Tüccarbaşı Camii resmi adı, Böcekli Camii derler. 33 senedir diyorum burada konuşuyorum. Cumartesi akşamları, şu anda Cuma'ya çevirdik. Hep gelenler emekli generaller, emekli valiler, hakimler. Onların Fenerbahçe'de yerleri var, komutanların. Oradan geliyorlar beni dinlemeye. Profesör konuşuyor diye. 33 senedir konuşuyoruz. 23 Şubat'ta herkes susturdular, bana sus yok. Neden? Hepsi general, hakim.
Ben susturmadılar. 28 Şubat'tan ben çok etkilenmedim. İşte 81 ihtilalinde Adapazarı'nda çok kalabalık olduğu için benim müftü rica etti. Vali kabul etmedim. Vali direkt emir verdi. Halkın ısrarıyla şu camide konuşacaksınız diye emir verdi. Vali emir verince ben de konuşuyorum. İşte bu halk diliyle konuştuğum için çok seviliyor. Bir de insanımız aynı konulardan bıkmış. Kardeş olun, temiz olun, birlik olun. Hocam bıkmış yani. Ben hangi hadis gelirse onu açıklıyorum. Tabii Anadolu Türkçesiyle açıklıyorum. Onun için bayram namazı gibi oluyor. Bu kalabalık da sıkı yönetim komutanı çok şey demiş, olmaz demiş ya. Bu çok adam topluyor. Çok ilginç. Bir gün dersi bitirdik. Mihraptayım. Bir adam geldi. Dedi hocam biraz dedi bekler misiniz? Yanında konuşmak istiyoruz. Bir baktım adama polis. Ne kadar sivil olsa suratından belli polis oldu. Beklerken 4 kişi daha geldi. Onlar da polis. Eyvah dedim bir şey mi yaptık acaba filan. Hocam dediler biz görevliyiz. Paşa bizi, komutan bizi İzmit, Adapazarı, Bursa, 5 vilayetin Çanakkale, 5 vilayetin sıkı yönetim komutanı, deniz kuvvetleri komutanı Atakan. Onlar görevlendirmiş bu kalabalıktan dolayı tehlikeli bu adam diye. Hocam biz seni takip ediyoruz. Hani seni çok sevdik, sigarayı bıraktık, namaza başladık. Ne olur sınırı geçme. Böyle sözledi bu. Peki dedik neyse devam ediyoruz. Uzatmayalım. Bir gün saat 1 gece orada bir Müslüman grup beni şikayet etmiş. Müslüman grup hem de. Evet Müslüman grup. Söylemek doğru olmaz herhalde. Bir cemaat yani. Suçum ne biliyor musunuz? Kendi cemaatine mensup talebeler benim vaazıma geliyormuş. Ben onları ayartıyormuşum. Cemaatten koparıyormuşum. Ne bileyim o kalabalıkta ben kimin geldiğini yani. Bundan dolayı durmadan bu Atatürk düşmanıdır, şeriatçıdır, cumhuriyet düşmanıdır. Böyle şikayet ediyorlarmış komutana. Komutanı kalabalık olunca adam takmış. Gece saat 1 baktı çıkarın diyor. 5 vilayetten çıkarın. Sıkı yönetim komutanının yetkisi var. Yargı denetimi de yok o zaman. Han dedim beni seviyordunuz. Seviyoruz vallahi dediler ama paşayı ikna edemedik. Ne olacak dedim. İmza attık çıkardık dediler. E canım adamlarını tehlikeye atar mıyım? Hemen ertesi gün kamyon tuttuk İstanbul'a geldik. Şimdi sıkı yönetim mahkemesine vermiş paşa haberim yok. Savcı demiş ki vali emretmiş konuşmuş. Bantları dinledim suç işlemiyor herif. Kalabalık suç değil ki. Takipsiz kararı vermiş. Paşa öfkesini alamamış sivil savcıya vermiş. Sivil savcı da beni çağırdı. Dosyanın fotokopisini çıkarmış. Bizim insanımız çok çok dürüsttür yani kim olursa olsun. Mayamız imandır bizim millet olarak. Allah onun için çok seviyor bizim milleti. Adam sarhoş adam hiç camiye gelmiyor savcı. Ama ithamları görmüş. Ceza usul kanununa göre hazırlık tahkikatı gizlidir. Buna rağmen hazırlık tahkikatı yapan bütün şikayetleri, yapılan işlemlerin fotokopisini çektirmiş, girdi çıktısı resmi imza aslında aynıdır. Dosyayı böyle kabarıp al hocam dedi, dostun düşmanı öğren dedi. Takipsiz karar vermiş o da. Teşekkür ederim dedim ama sıkı yönetim komutanı bizi Edirne'ye sürdü. 14 sene Edirne'de, Edirne'ye biz kalıverdik. Hani çektin mi diyorsunuz da. Tabii biz Adapazarı'nda çarşıdan geçerken herkes ayağa kalkardı. Severlerdi vatandaş. Oraya gittik. Edirne'de 8 tane pavyon var. Kim tanıyacak hocayı? Hepsi sarhoş. Hiç hoş geldin diyen bilen yok. Ya bu da sevilen yerden garibe gittik yani. Sılı sılı ağladık yani. Bırakayım dedim. Lütfü Doğan benim yakın arkadaşımdır. O Gümüşhaneli Lütfü Doğan. Öteki değil. Bir de Nevzat Kor diye bir teknik hoca vardır. Benim yetişmemde emeği çok geçmiştir. Onlara dedim ki ben dedim ayılacağım. Avukatlığım var ya. Hayır dediler. Sakalını keseceksin. Şeye devam. Üniversite eğitime. Müslümanların işi de istişaredir. Kur'an ayet. Emruhum şura beynehum. Danıştık. Netice böyle çıktı. Biz devam ettik orada.
Orada da rahat durmadılar. Selimiye Camisi'ni doldurduk gene. Meyhaneler kapanıyordu orada. Camiye. Güzel gittiğiniz yere idare ediyor. Ve 14 sene profesör de olduk orada. Çok ilginç şeyler de var ya sonrasınız evet. Öyle. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Hayat hikayeniz de böyle hani dolu dolu. Dolu dolu hakikaten. Yani aklınızda da zihninizde de çok taze kalmış. Türkiye gerçekleri bunlar. Evet. Doğrudur yani, öyle. Kesinlikle. Bunlar. Türkiye gerçekleri bunlar. Daha neler var neler. Evet. Cevat Bey çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz çok de sağ olun programımıza konuk olduğunuz için. Evet. Bu hafta Cevat Akşit konuğumuzdu. Haftaya başka bir konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Böyle tarih yazar, böyle zaferden zafere koşar, böyle coşarız. Biz aynı sofrayı böyle paylaşır, böyle birlikte yaşarız. Biz hep birlikte açar, hep birlikte Kola Turka içeriz. Türkiye'nin kolası Kola Turka. Türkiye'nin kolası, Türkiye'nin hava durumunu sunar. Türkiye'nin hava durumunu sun. Futbolun yeşil renkte birleşen tüm alanları 4x4'ten ekranlara geliyor. Kimi unutulmaz zaferler, zaman zaman hayal kırıklıkları, trajikomik sonlar, anılar ve daha fazlası 4x4'te masaya yatırılıyor. Usta kadronun yorumlarıyla maçlar değerlendiriliyor, takımların performansları, yeni transferlerin takımlara uyumları ve beklentilere ne kadar yanıt verebildikleri tartışılıyor. 4x4 TVNet'te. Euro NCAP'ten 5 yıldızlı Ford'larla güvenli yolculuklar. Trafikteyken bir virajı güvenli bir şekilde dönmek için kesinlikle viraj içerisinde frene basılmaz. Direksiyonu doğru tutuş şekli 9-15 pozisyonudur. Araba çalışırken boşa atıyorsanız, araç yavaşlatılmış durumuna geçer ve daha fazla yakıt yakar. Yolculuk esnasında yokuş aşağı inişlerde uygun vites seçilerek inilirse hem yakıt tasarrufu çok olur hem de güvenli iniş yapılmış olur.
araba lastiklerinizin profil derinliği 3 mm olmalıdır. Kaygan zeminlerde frene yavaş yavaş basarak giderek artan frenleme sistemi uygulanır. Euro NCAP'ten 5 yıldızlı Ford'larla güvenli yolculuklar.